ve zarfını aktardı. Hemen sağ tarafta Ankara'da Mansur Yavaş'ı eşiyle görüyorsunuz. Bakalım Mansur Yavaş'ın oy kullandığı sandıktan ne çıkacak? Murat Kurum'un oy kullandığı sandıktan kim çıkacak? Özgür Özel'in oy kullandığı sandıktan hangi belediye başkanı adayı, hangi parti çıkacak? Önemli tabii. Evet, oy kullanma işlemi Murat Kurum'un bitti. Hemen sağda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan adayı Mansur Yavaş'ı görüyorsunuz. Havanın, baharın gelişini Mansur Yavaş da eşiyle beraber simgelemiş. Mavi bir ceket, beyaz bir tişörtü tercih etmiş. Oldukça da dinamik görünüyor. Seçim yasakları var ya, artık giyim kuşamada takılabiliriz hocam. Ama çok hoş giyim. Ama çok güzel giyim, çok dikkatimi çekti. Gerçekten çok hoş olmuş, evet. Mavi ceket, beyaz tişört, eşi pembeyi tercih etmiş. Sanırım aile büyükleriyle beraber annesi geldiler. Niye o birine mi yardım ediyor? Da kayınvalidesi herhalde. Hatta annesi bilmiyor. Ama ceketi güzelmiş. Evet. Baharın gelişini, hava çok güzel. Tam bir bahar gelişini simgeleyen bir hava var. Dolayısıyla insanlar yürüyerek okullara gidiyorlar ve oylarını kullanıyorlar. Kıyafetlere de yansımış o. Murat Kurum daha resmi. Ama Mansur Yavaş mavi ceketi ve beyaz tişörtüyle oldukça dinamik bir görüntü sergileyerek oyunu kullandı. Kayınvalidesi mi annesi mi yaşlı bir büyükle de büyüğe de yardımcı oldu ama onun tam bilgisine sahip değilim. Peki oy kullandıktan sonra açıklamalar olacak mı, ne olacak göreceğiz. Tabii liderlerin, adayların oy kullandıkları okullarda ve sandıklarda yoğun bir kalabalık da göze çarpıyor gördüğünüz gibi. Hem gazeteciler, hem fotoğraflar, hem de seçmen yoğun bir ilgi gösteriyor. Dolayısıyla sol tarafta Murat Kurum, kızı, oğlu ve eşiyle birlikte oy kullanma işlemi bitti ve sandığı terk ediyorlar. Tabii orada da bayağı bir kalabalık ve yoğunluk söz konusu. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan adayı Mansur Yavaş da yine eşiyle birlikte oy kullanma işlemini gerçekleştiriyor. Mansur Yavaş da oyunu kullanıyor. Tabii oy kullandıkları okullarda durum, sandıklarda durum, akşam saatlerinde sonuçlar gelmeye başlayınca çok önemli ve etkili oluyor. Çok merak edilen bir durum oluyor. Belli iller var çok merak edilen, ilçeler var. Dolayısıyla adaylara yoğun ilgi var. Büyük bir maratonun sonuna gelinmiş durumda. Yayın yasakları kalktığında bu seçimlerde ne hatırlayacaksınız? Şimdi ne hatırlayacaksınız bile yasaklara girebildiği için onu bile konuşmuyoruz ama ne hatırlayacaksınız dendiğinde danslı, şarkılı, türkülü, paralı, miraslı, servetli bir seçim sürecine, tahtrivallili bir seçim sürecini geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Önce dans performansları, sonra şarkı performansları gördük. Uzun bir süre vaatleri dinledik. Sonra servet miras tartışmalarına girdik. Sonra adaylar karşılaşıp tahtrevalliye bile bindikleri bir seçim süreci yaşadık. Daha tepe afişler, hala afişler var gözümüze geliyor. Nasıl temizlenecek o afişler bilmiyoruz. Böyle esprili, bazen köfteli, makarnalı, çorbalı bir seçim sürecini tamamlamış durumdayız. Bazen acı, bazen tatlı, bazen güldük, bazen düşündük, bazen üzüldük. Dolayısıyla bir seçim sürecini daha böyle tamamladık. Ankara'da aklınızda ne kaldı derseniz, malum herkesin aklına bu anlattıklarımdan birkaçı gelecek Ankara için. Süreç bitti. Bugün sonuçlara millet karar verecek. Ankara'da Ankaralılar karar verecek. Bütün bu süreci izlediler, dinlediler, gördüler, yaşadılar. Şimdi karar bizim diyecekler. Evet, yaşlıların yoğun ilgisi var derken Ankara'da da aslında benzer bir tabloyu görebiliyorsunuz. Biraz daha geriye kameralara götürdüğünüzde yaşça büyüklerimizin oy vermeye oldukça ilgili, istekli olduğunu ve sandık başına gittiklerine şahitsiniz. Mansur Yavaş'ın yardım ettiği bir büyüğümüz oyunu kullandı, işlemini tamamladı. Şimdi Mansur Yavaş oyunu kullanıyor, kabine girdi. Eşiyle beraber oy kullanacağı okula gelmiş Mansur Yavaş. Dolayısıyla oldukça dinamik bir görüntü de sergiliyor, tam bir bahar havasıyla. Oyunu kullanıyor ve birazdan da oyunu... Ha, Mansur Yavaş'ın annesi. Ekranlarınızda gördüğünüz, dikkatimizi çeken Mansur Yavaş'ın da yardımcı olduğu isim Mansur Yavaş'ın annesi. Dolayısıyla annesi, eşiyle beraber gelmiş Mansur Yavaş. Annesine de yardımcı oldu. Dolayısıyla annesi de oldukça istekli ve dinamik oyunu kullandı. Şimdi Mansur Yavaş kabinde.
eşiyle beraber oy verme işlemlerini tamamlayacaklar. Ardından da oylarını kullanmış olacaklar ve bir sürecin daha sonuna gelecekler. Artık akşam ilk verilerin açıklanması beklenecek. Saat 19'dan 21'de yayın yasakları bitiyor. Dolayısıyla bunu daha öne çekebiliriz dedi YSK Başkanı duruma göre. Aralıksız devam edecek oy sayım işlemleri. Dolayısıyla biz herhalde 21'den sonra saat 23 gibi bayağı bir netleşmiş tabloyla karşılaşabiliriz. Öyle daha önce öyle olmuştu. Bilmiyorum bu süreçte nasıl olacak ama 23 gibi böyle daha şekilli, şemali, daha netleşen bir tabloyu görme şansımız var değil mi hocam? Öyle olur. Evet, genelde. 23'te belli olur çünkü. Belli olur. Süratle bir şeyler akıyor. İstanbul tabii şöyle bir hani bilgi olsun seyircilere de. Aşağı yukarı yaklaşık Türkiye'deki oy kullanacak 61 milyon diye biraz önce söyledi ya Emre Vakit. Onun yaklaşık 5'te 1 İstanbul'da kullanıyor. Yani tam düşünün, net rakam mi verelim. 11 milyon 314.516 kişi İstanbul'da kullanıyor. 61 milyondan 11 milyon falan 314.516 deyince hani 12 gibi olsa neredeyse tam 5'te 1'i gibi oluyor yaklaşık İstanbul'da. İstanbul çok önemli. Fakat bir fikir verecek tarzda olacağını zannediyorum Mansur Yavaş oyunu. Görüntü kaçırmamak adına kesiyorum. Çok özür dilerim. Mansur Yavaş oyunu kullanıyor eşiyle birlikte. Annesi de annesiyle gelmiş. Annesi, eşi ve Mansur Yavaş birlikte gelmişler. Dolayısıyla zarfları çocuklar arttı. Çocuklarla beraber. Tam tabii aile durumunu bilmediğim için sanırım torun olabilir mi bilmiyorum. Yani çocuklarıyla, torunlarıyla, ailesiyle oy vermeye gelmiş adaylar diye toparlayabilirim. Dolayısıyla eşiyle sanırım torun diye düşünüyorum. Eşi, torunu ve kendisi şu anda ve fotoğraf vermek durumunda kalıyorlar tabii oy kullanırken. Öyle de bir durum var. Yön değiştirmek de gerekiyor. Poz vermek de gerekiyor. Kabinde oy kullanma. Acaba kime verdi Mansur Yavaş esprisini de yapmayacağım. Herhalde Mansur Yavaş'ın annesinin de oyunu merak etmişsinizdir. Eşi, torununu sanırım. Yanlış söylemeyeyim ama muhtemelen. Biraz önce de Mansur Yavaş'ın annesi oy kullandı. Hepsi aynı sandıkta, aynı okulda ve aynı sandıkta oy kullandılar. O da bir detay. Dolayısıyla şu an itibaren oy verme işleminin tamamlandığını söyleyebiliriz. Yoğun bir ilgi var tabii. Hem gazeteciler hem vatandaşlar. Dolayısıyla bir devam eden bir yoğun tempo ve yorgunluk da var. Ama bugün adaylar dinamik görünüyor. Murat Kurum daha resmi bir kıyafet tercih etmiş. Mansur Yavaş daha genç ve dinamik bir görüntü içinde. Mavi ceket ve beyaz tişört. Vallahi yakışmış, ne diyelim, spor böyle dinamik bir görüntü olmuş. Çok beğendik yakışmış kıyafetini Mansur Yavaş. Önce direkt hocaya dedim zaten, bayağı şık. Hocam sizin gibi giyinmiş Mansur Yavaş. Ben o kadar değilim ya. Mansur Bey daha şık. Daha şık olmuş evet. Uzun süredir hiç böyle görmemiştik. Hep sürekli resmi kıyafetle gördüğümüz için böyle bir ceketin rengi kıyafet. Çok ceketin rengi falan güzel, değişik. Demek ki bütün bunlar ilgi çekiyor, detay. Bak, seçim sürecinde iletişim ne kadar önemliyse, kılık, kıyafet, tarz, yani bir anda sırıtabilir. Sırıtmamış yani. Daha genç evet göstermiş. Bittik mi? Tamam mı? Mansur Yavaş da oy kullandı. Murat Kurum da oy kullandı. YSK Başkanı da kullandı. Özgür Özel CHP Genel Başkanı da kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı da kullandı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan genelde Üsküdar'da kullanıyor. İmamoğlu da herhalde daha kullanmadı değil mi? 11.30-12.30 arası. Mansur Yavaş bir açıklama yapıyormuş. Bir dinleyelim o zaman. Tamam. Değerli basın mensupları, sevgili hemşehrilerim, oylarımızı kullandık. Ankara için hayırlı uğurlu olsun inşallah. Seçimlerden, evet, seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur. İnşallah akşam 9'dan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere. Hepinize saygılar sunuyorum. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sanırım torunuyla oy kullandı. Annesi hala yanında gördüğünüz gibi. Dolayısıyla o da oy verme işlemini gerçekleştirdi. Tabii yoğun bir ilgi var, yoğun bir sevgi seli de var.